çocuklar, buradaki cümleleri de uygun kelimelerle tamamlayalım. Bulutun içerisinde içti, gördüm, aldım, kalktı, gitti kelimeleri var. Biz bu cümleleri bu kelimelerle tamamlamaya çalışacağız. Okuyalım önce. Umar 6 yaşında okula içti, okula gördüm, okula aldım, okula kalktı, okula gitti. Hangisiyle anlamlı oldu? Gitti. Evet. Hadi yazalım o zaman. Umay 6 yaşında okula gitti. Gitti kelimesini bitirdiysek üstünü çizebiliriz. Devam edelim. Güzel bir çiçek içti. Çiçek gördüm. Oldu mu? Güzel bir çiçek gördüm. Yazalım o zaman. Gördüm. Evet. Bunun da üzerini çizebiliriz. Fırından taze ekmek içti. Ekmek aldım. Aldım. Oldu mu? Fırından taze ekmek aldım. Evet. Aldım. Aldımı da bitirdim. Üzerini çiziyorum. İçti ve kalktı kelimesi kaldı. Bakalım. Sıcak çorba içti. Sıcak çorba kalktı. Sıcak çorba içti. İçti oldu. İçti. Evet, bunun da üstünü çiziyoruz. Bu da ortada kaldı. Buna bir cümle yokmuş. Evet sevgili çocuklarım. Merhaba çocuklar. En son sizinle kelimeyi öğrenmiştik. Yani sözcük. Sözcük kelime aynı anlama geliyordu, tamam mı? Unutma. Şimdi seninle beraber cümleler oluşturacağız. Bazı cümleler yazdım buraya. Cümle demek çocuklar birden fazla kelime bir araya gelip bir cümle kurabiliyorlar. Ama bir kelime tek başına da cümle kurabiliyor. Bakıyorum buradaki cümlelere 1, 2, 3, 4. Bir bakıyorum bazı yerlerini boş bırakmışım. Onu da uygun sözcükle biz tamamlayacağız. Tamam mı? Şimdi okuyorum önce, tamam mı? Esma tınk 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 helva yedi. Esma helva yedi. Şimdi birkaç tane kelime var burada. Bakalım hangisi uygun buraya? Evet. Bir tane çekiyorum. Esma iğde helva yedi. Hı? Pek anlamlı olmadı. Bu değil demek ki. O zaman bir tane. Şundan çekelim. Bunu deneyelim. Esma ağıl helva yedi. Hı? Ne demek istiyorsun? Ne dediğini anlamadım. Anlamlı cümle olmadı. Buna da bay bay. Rım 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 rım. Buna bakalım. Esma kağıt helva yedi. Evet, gördünüz mü? Uyumlu oldu. Kağıt helva. Hiç yediniz mi çocuklar? Kağıt helva. Kağıt helvayı böyle alıyorsunuz. Arasına da bir güzel dondurma koyuyorsunuz. Lezzetli lezzetli yiyorsunuz. Şimdi buraya yapıştıralım. Esma kağıt helva yedi. Esma kağıt helva yedi. Şimdi buraya gelelim. Nokta 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 nokta. Pazara gitti. Yine burada bazı kelimeler var. Bakalım hangi kelime uygun olacak? Bir tanesini çekiyorum. Şunu çektim. Sağlık kelimesi. Bakalım uyacak mı? Sağlık pazara gitti. Ne demek istedin? Anlamadım. Anlamlı olmadı. Bu kelime buraya uymadı. Bunu gönderiyorum. Bir tane daha çekiyorum. Evet, bakalım.
Çiğdem pazara gitti. Evet. Anlamlı oldu. Duydun mu sen de? Çiğdem pazara gitti. Çiğdem ne demek biliyor musunuz? Bir kız çocuk ismi olarak kullanmış bu cümlede. Siz de bunları defterinize yazabilirsiniz çocuklar. Cümleye başladığımda ilk harf büyük. Dikkat ediyorum, tamam mı? Çiğdem pazara gitti. Nokta. Ahırda bir nokta 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 var. Ahır. Büyükbaş hayvanların bulunduğu yer. Bakalım. Yine buradan bir kelime çekelim. Bakalım uyumlu kelime bulabilecek miyiz buna da? Röm 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 röm. Dağ. Bakalım. Ahırda bir dağ var. Hı? Nasıl yani? Anlamlı gelmedi. Demek ki uygun değil. Yeni bir kelime arayalım. Çekiyorum, 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 çekiyorum. Bunu çektim. Boğaz. Bakalım. Ahırda bir boğaz var. Anlamadım. Uygun bir kelime değil. Gönderdim. Bunu mu çeksem bunu mu? Bunu mu çeksem bunu? Bunu çektim. Boğa. Ahırda bir boğa var. Evet. Değil mi? Anlamlı oldu. Hemen yapıştıralım. Ahırda bir boğa var. Boğa ne çocuklar? Büyük baş bir hayvan. Yani büyük hayvanlarda. Evet. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Devam ediyorum. Beyaz nokta 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 gölde yüzüyor. Bakalım. Yine burada kelimelerim var. Bakalım buraya uygun kelimem var mı? Çekelim. 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 Bunu çektim. Doğa. Bakalım. Beyaz doğa gölde yüzüyor. Ne demek istedi? Ben anlamadım. Sen anladın mı? O zaman uygun değil diyelim. Bakalım 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 bakalım. Bunu çekiyorum. Mağara. Bakalım. Beyaz mağara gölde yüzüyor. Pek anlamlı gelmedi bana. Bunu çeksem, bunu mu çeksem? Bunu mu çeksem, bunu mu çeksem? Dırım, bunu çekiyorum. Ne yazıyor? Ku. Ku. Bakalım. Beyaz ku gölde yüzüyor. Evet. Anlamlı oldu değil mi? O zaman bu kelimeyi de buraya yerleştirebilirim. Siz de böyle defterinize yapabilirsiniz, tamam mı? Türkçe defterinize yazın. Evet çocuklar, şimdi ben tahtayı yeniliyorum. Sonra gelip tekrar biraz daha pratik yapalım sizinle, olur mu? Hadi bay bay.